Ben de seni arıyordum. Merhaba Selim. Merhaba. Sizin konuşacaklarınız vardır. Bana müsaade. Görüşürüz. Fikret, ben Şelale ile konuştum. Gerekli uyarıları yaptım. Bundan sonra çok daha dikkatli olacak. Onun bir suçu yok. Az önce içeride de aynısını söyledim. Olmaz. Daha dikkatli olması gerekiyordu. Neden? Nasıl neden? Kendini bu duruma düşürmemeliydi yani. Ay sen niye bana söylemedin? Yani madem bundan haberin vardı, niye sakladın ki? Ben de yeni öğrenmiştim çünkü tam sana söylemeye eve geliyordum. Sen yoktun. Ama içeride o gece dedin. Benim yalan söylediğimi mi düşünüyorsun? Hayır, tabii ki düşünmüyorum. Yani niye yalan söyleyesin ki böyle bir şey için? Değil mi? Hı. Evet, işte annem uzatmasın diye o gece dedim. Sahi sen neredeydin? Nasıl neredeydin? Eve geldim, yoktun. Neredeydin? Dedim ya, benim biraz dışarıda işlerim vardı. Dışarıdaydım yani. Niye? Doğru demiştin. Fikret, sen benden bir şey mi saklıyorsun? Ben? Evet. Saklamak. Hayır yani... İçeride çocuklarla ilgili söylediklerinden fazlası varsa... Hayır, yok. Annenlerin gözünde düştüğümüz duruma bak ya. Bence onları artık yan odalarda tutamayız Fikret. Şelale'yi hemen başka bir odaya yerleştirelim. Ama yani bu da yetmez dersen... o zaman şu dönem bitsin. Bir formül buluruz, bir çaresine bakarız. Ne dersin? Hayır, öyle bir şey yapmayacağız. Ama Fikret... Aması ne sevgilim? Kendi kızına güvenmiyor musun? Öyle bir şey yok diyor işte. Senin gözlerinin içine baka baka sana yalan mı söylüyor? Hayır, tabii ki böyle bir şey düşünmüyorum. Ama bütün bu olaylar filan bu durumu annelerin gözünde daha da kötüleştirmemek için. Asıl dediğini yaparsak kötüleşir. Senin dediğini yaparsak aralarındaki şeyi kabul etmiş oluruz. Ben çocuklara güveniyorum. Fikret, beni yanlış anlıyorsun. Ben sadece... Yani bütün bu olanlar, annenin dedikleri, düşündükleri falan... Ya ne bileyim, bu olayın bizim evliliğimizi etkilemesinden korkuyorum. Bu işin çözümü de, evliliğimizin etkilenmemesi de ancak güvenli olur. Biz çocuklara birbirimize güvenmezsek bu evlilik zaten yıkılmaya mahkum değil midir? Allah korusun. Yani tabii öyle de. Şimdi nereden çıktı bu? İyi, sen de böyle düşünüyorsan sorun yok. Nereye gidiyorsun? İşlerim var. Fikret'cim gelmişse. İşim erken bitti hayatım. Oldu o zaman, biz hazırlıklara başlayalım oğlum. Ne dersin? Ne hazırlığı? Sümer kızımı yemeğe davet ettim bu akşam. Kızlarıyla beraber bize gelecekler. Çok iyi fikir ya. Ne güzel düşünmüşsünüz. Bizim düğünümüzde de çok emeği var sağ olsun Sümerciğimin. Şahane olmuş. Dilerseniz hazırlıklara ben de yardım... Yok, hiç gerek. Yorma kendini. Bizim çocuklar hallederler. Hiç yorma kızım kendini. O zaman benim de naçizane bir küçük ricam olacak sizden. Şelale bu akşam bir arkadaşını da davet etmek istiyor. İzniniz olursa tabii ki. Arkadaşı derken kimmiş arkadaşı Şelale? Eski bir arkadaşı. Daha doğrusu erkek arkadaşı. Biliyorsunuz çok yıprandı, çok incindi Şelale bu süreçte. Arda'nın yanında olmasını istiyor. Ne münasebet. Ne münasebet yani. Neden anne? Oğlum ne demek neden? Hiç tanımadığım bir erkeği evimde görmek istemiyorum. Nokta. Anneciğim Sevgi ve Şelale tanıyor ya. Aksine çok mutlu oluruz. Şelale'yi bugün yeterince üzdük.
Madem erkek arkadaşını yanında istiyor, yanında olsun. Burası onun da evi. Hiçbir sorun yok. Çok teşekkür ederim. Böyle ucuz numaralarla bu işi hallettiğini zannediyorsan yanılıyorsun. Ya yapmayın Nurcan Hanım ya. Vallahi yapmayın. Bakın sizin de kızınız var. Bir de kız torununuz var. Yani hayatın ne getireceği hiç belli olmaz. Siz daha iyi biliyorsunuz ama ben yine de hatırlatayım. İnsan kınadığını yaşamadan ölmez. Biliyorsunuz. O yüzden ağzınızdan çıkan kelimeleri bir daha düşünün derim ben. Olur mu? İzninizle. Ay. Ne be? Azrail gitmiş karşıya oturmuş. Hı. Yanına da almış küçük iblisini. Pısır pısır günah yazıyorlar. Hayırdır Selda Hanım? Komik bir şey mi var? Yok Perlin kızım, komik bir şey olur mu? Olsa olsa trajikomik bir şey olur burada. Öyle mi? Öyle. Neymiş o trajikomik olan? Hayır yani şu yaşadığımız şeyler bizi kahrederken bu size nasıl komik gelebiliyor, ben hiç anlamadım doğrusu. Anne biz o konuyu kapatmıştık ya. Dedin ya evladım neymiş diye az önce. Ben diyorum ki hayat trajikomik bir şakadır aslında çocuğum. Biz annemizden tertemiz pür bak bir şekilde dünyaya geliyoruz. Değil mi? Geldik. Ama sonra ne oluyor? Tabii ne oluyor? Yavaş 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 kirleniyoruz evladım. Pisleniyoruz. İçimizin kiri, pisi yüzümüze vuruyor. Dön o tarafa bir baksana. Bak. Kararıyor. Sonra yüzü kapkara işte böyle oluyor annen gibi. Ne oldu anneninki de? İçinin kiri yüzüne vurdu. Oldu mu şimdi bu? Olmaz mı? Günah annen gibi. Cevale Hanım çok şükür bizim yüzümüz aydınlık. Şükür. Çok şükür evladım. Doğru söylüyorsun. Ama... biraz senin yüzünü ben sarı gibi gördüm. Evet biraz sarı gibi. Karaciğer böyle yapar sanki değil mi? Ha. Sarartır. Dur şimdi bakayım. Şöyle sen yan dön bakayım çocuğum. Dön bak. Yok öyle değil. Sen bana bak. Suratın bana baksın. Gözünü böyle yana annene doğru çevir. Çevirmedim. Bak bana baksana. Çevirmedim. Bakıyorsun. Gözünü aç, gözünü aç. Aç. Yana bak böyle. Ha bak. İşte bak. Senin gözünün akı sararmış. Bak akı işte sarı olmuş bak. Evladım senin karaciğerin sakın iflas etmiş olmasın çocuğum. Karaciğer çünkü böyle yapar. Kaşıntı da yapar lanet. Cevale Hanım benim kızımın karaciğerinde nasıl bir sorun olabilir acaba? Nurcancığım bilmem ben orasını. Ben doktor değilim güzel kardeşim. Ama bakıyorum çocuğa. Ah senin evladım bitin benzin iyice solmuş. Kaşıntın var mı? Kaşınıyor musun? Tövbe estağfurullah. Nereden çıkarıyorsunuz ya siz bunları? Anne kaşınıyor. Kaşınıyor işte bak karaciğer yapar bunu güzel kızım. Bunu yapar karaciğer. Başka ne yapıyordu? Saç. Hı. Saçı da döker. Şey var mı evladım? Şuralarda açılma görüyorum yani saçlarında bir dökülme. Bir şey var mı? Tutam tutam iner de adamın önüne saçları. Tırnakların. Tırnakları dökülür çocuğun önüne. Dökülür düşer. Niye dökülsün ya benim tırnaklarım? Dökülür kıza. Uyuz da olursun sen. Olabilir yani uyuz da. Bütün felaketler gelebilir başına güzel kızım. Onun için sakin ol. Metanetle karşılayabilirsin. Yok yok anne aman. İşin Pervin'cimi korkutmayalım çok fazla. Yani zaten karaciğer yetmezmiş gibi bir de üstüne kalp tansiyon falan olur. Allah muhafaza. Haklısın sevgi. Şimdi bak ben de huylandım. Bir uyuz keçi kızım. Ne yapmış kalkmış ne yapmış? Bütün bir sürüyü... Mendebur. Selim Bey çocuğum. Sen de dikkat et. Ne mi lazım? Ben söyleyeyim de sana. Sen niye gülüyorsun acaba?
Gülmüyorum abla. Gülmüyorum. Kapı çaldı, misafir geldi galiba. Gelsin. Arda'cığım, hoş geldin canım oğlum ya. Hoş bulduk. Ay canım benim ya. Ay. Merhaba. Ay harika oldu, ne kadar özlemişim seni. Ben de çok özlemişim. Hı. Herkese saygılar, sevgiler, hürmetler. Hı. Ben gelirken size tulumba tatlısı aldım. Ay çok teşekkür ederiz canım benim. Sen bunu al suyu, çiçeği de suya koy. Ay bakayım sana şöyle. Ay çok yakışıklısın ya. Ay canım. Tamam. Nurcan Hanım, eşim Fikret'in annesi. Öp bakayım elini. Öyle mi? Aha. Efendim, elinizi öpeyim. Çok mersi çocuğum. Olur mu canım? Oğlum. Olur mu? Pervin kız kardeşi. Çok memnun oldum. Selim Bey onun eşi. Çok memnun oldum efendim. Ferhan erkek kardeşi. Çok memnun oldum. Ve eşim Fikret Alabey. Çok memnun oldum efendim. Hmm. Aa, Cevali anneannenin elini öpmeyecek misin oğlum? Cevali annem, hürmetler. Öpeyim, vallahi bırak. Anneciğim sen de çok özlediğini söylüyordun ya. Oh. Koyunun olmadığı yerde buna Abdurrahman Çelebi diyeceğiz. Erda. Nasılsın, iyi misin? Aa, az daha unutuyordum. Eşim Fikret'in oğlu Taylan. Öyle mi? Aynen öyle. Çok memnun oldum. Otursana oğlum. Maşallah çocuğum. Seni gördüğüm için çok heyecanlıyım. Ben de, ne demezsin. Seni çok özledim. Gel otur hayatım, gel. Tamam anladım, çok özlemişsiniz birbirinizi. Ay canım benim. Hoş geldiniz. Buyurun. Al canım bunu. Sümer Hanımlar geldiler efendim. Ah! Çok şükür. Sümerciğim. Canım benim, bu ne şıklık, bu ne güzellik böyle. Canım hoş geldiniz. Anneciğim Sümer'in her zamanki hali değil mi? Ah öyle öyle tabii, öyle. Her zaman şık, zarif ve asildir Sümer kızım. Kabak. Ay çok teşekkür ederim, o sizin teveccühünüz. Ve her zaman nazik ve tevazu sahibidir Sümer. Geç kızım, geç otur. İblis, iblisi görünce nasıl sevindi gördün değil mi? Bir şey mi söylediniz Cevali Hanımcığım? Tam duyamadım da. Yo yo Nurcihan'cığım, hiçbir şey demedim de şunu söyledim sadece. Bu kadar seviyorsanız Sümer kızımızı. Oğlumuz var burada, bekar. Geziyor ortalarda boş boş. Ferhan. Siz bu ikisini niye şey etmediniz, düşünmediniz evlendirmeyi? Aa. Bu ne münasebetsiz bir konuşmadır böyle Cevali Hanımcığım. Aşk olsun Cevali teyze. Boş olur muyum ben? Aksine o kadar doluyum ki. Hayır niye münasebetsiz olsun Nurcihan'cığım? Sevap iki bekarı bir araya getirirsin işte. Sonra kızımız Sümer'in elleri hamur yoğurmaktan, fırına ekmek sürmekten nasır bağlamış, günah değil mi ayol? Evlenir, evinin kadını olur. Mis gibi. Ferhan da yakışıklı çocuk Allah için. Ay çok rica edeceğim. Siz benim için endişelenmeyin. Benim keyfim gayet yerinde. Ayrıca nereden çıktı canım şimdi evlilik falan? Hem de Ferhan'la. Bu arada orası fırın değil. Pastane. Bakery. Nasılsınız al? Ha bakery. Ha. Bakery anneciğim. Bakery. Bakery'miş. Bir şey söyleyeyim mi sana? Annem beni arayınca çok şaşırdım. Gerçekten. Ama sonradan Şelale seni çok özledi deyince şok oldum. Gerçekten. Ben de seni çok özledim. Öyle mi dedi? Sen bir şey söyle, sen utandığında annene mi arattın beni? Ha? Minik farem benim. Çok özledim seni. Arda. Bu arada ev yıkılıyor. Gerçekten çok iyi. Şu anda Alabeylerin evinde olduğuma inanamıyorum. Ardacığım şöyle gelsene bana doğru. Ben de özlemişim seni ya. Nasıl Ankara? Serin mi? Soğuk mu? Bir şey demeyecek misin?
Davet barışmak için mi? Öyle. Yani suçum olmadığını anladın sonunda sen de. Anladım. Hatta sana biraz kaba davrandığımı düşünüyorum. Özür dilerim. Gerçekten mi? Gerçekten. Uzamasın artık aramızdaki bu mevzu, olur mu? Bence de çok uzadı ya. Çok özledim seni. Peki kim görmüş onu, öğrenebildin mi? Bizim evde çalışanlardan birisi görmüş uzaktan. Aa, kötü olmuş. Ama kapatalım bu mevzuyu, uzatmayalım artık. Tamam, kapatalım. Ne olur kapatalım. Aynen. Oh. Kızım ne yapıyorsun? Koysana adam gibi ayır. Aa, bir kaşık koydu, tamam. Koy. Hadi sen hadi çekilebilirsin. Anne tamam. Şu şelalenin sevgilisi de çok şapşık duruyor. Ama şelaleyi de helal olsun. Yani yememiş içmemiş sevgilisini getirmiş buraya. Eski. Ha? Eski sevgilisi. Hmm. Aşkım, acaba biraz saf mısın? Yani sevgilisi olmasa şu an bu çocuğun burada ne işi var? Belli ki aralarında bir şey var. Yani şelaleye göre de iyi çocuk ya. Yani düşününce şimdi. Değil mi? Aynen. Ne o? Aa, şelale. Evet. Siz ne zamandır birliktesiniz? Çok tatlı duruyorsunuz ya. Şok değil. Çocukluktan beri ya. Beşik gertmesi misiniz? Ay keşke, yok nerede. Ama şey yani bakma böyle gözüktüğüne, bana çok yanıktı. Beşimde az koşmadı, hani yalan mı? İnanırım. Tabii. Vallahi inanırım. İlkokul, lise. Ah ne aşktı ya. Nick Fahri, ha? Çok özledim o günleri ben. Vallahi çok özledim. Aşkım. Biraz almak ister misin bundan mantı? Sağ ol hayatım, istemem. Tamam, peki. Götüreyim değil mi? Bak sen seversin, uzak kalsın. Ben yaptım. Aa, kız sen mi serdiydin dolmayı? Evet. Ay Nurcihan Hanım, ben de vallahi mutfaktakilere kızacaktım. Kızım bunlar pişmemiş ayol pirinçler, tikelmiş kalmış, mideme oturdu. O ondan değil. Üç tane dolmayı löp löp yediğiniz içindir Cevahil Hanım. Sen sus, konuşma orada. Sümer kızımın eli çok lezzetlidir. Ne yapsa güzel yapar. Çünkü kendi çok güzel, çok tatlı. Kabak tatlısı. Sümer, çok uzun zamandır farkında mısın? Biz üçümüz hiç alışverişe çıkmıyoruz. Ne dersin? Yarın sen, Pervin, ben, üçümüz bir alışverişe mi çıksak acaba? Vallahi çok güzel olur Nurcan Hanım teyze. Çıkalım tabii. Nereye isterseniz oraya gidelim. Hatta bence sevgicim de bizimle gelsin. Hı? Çok teşekkür ederim. Yarın biraz işlerim var benim. Aa. Ben seni işsizsin sanıyordum. Ay sen kendin mi zannettin herkesi kızı? Aa,
Sen kocanın dibinde oturuyorsun bütün gün. O öyle mi ya? Benim kızım sanatçı. Sanatçı derken? Bildiğin sanatçı işte. Arda. Buyurun Şirket Bey. Sen ODTÜ'de okuyordun değil mi? Makine mühendisliğiydi. Evet evet, son sınıftayım şu anda. İnşallah bu sene mezun olacağım bakalım. Aferin sana. Darısı bizimkinin başına. İnşallah. Peki okulu bitirdikten sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Vallahi önce bir işe girmeyi düşünüyorum. Sonra hemen çalışma hayatına atılırım diye düşündüm. Nasip olursa tabii. Bakalım. Hadi bakalım. Belki de bitirdikten sonra bizim fabrikada çalışırsın. Ne dersin? Yani çok isterim tabii ki. Tabii ki yani. Sonuçta kim istemez ki ya alabeylerle beraber çalışmayı? Ne gerek var oğlum şimdi? Neden anne? Bizim tahsil görmüş gençlere kapımız her zaman açık değil mi? Arda, sen buralara ilk defa mı geliyorsun? Evet, evet. Nasıl buldun? Ya vallahi kolay olmadı. Yani yol git bitmiyor. Çok uzak bir kere ya en başta. Ama ya, taksiye şöyle bir baktım 1100 lira. Dedim şaka mı bu? Ya dedim 1100 lira çok öf dedim yani. Bir aylık şey parası, bursu, öğrenci bursu. Onu sormuyor. Yani beğendin mi burayı diyor. Ha, öyle. Ya çok karanlık olduğu için çok görmedim tabii ben ama evin iç dizaynına bayıldım Fikret Bey. Gerçekten zevkiniz benim nutkum... Şey, çok mu saçmaladım şu anda? Çok saçmaladım, evet. Çok anlarsın ya sen de. Çok iyi. ODTÜ'lü olduğundan emin misin bu çocuğum? Arda, yarın gel gezdirelim seni. Olur, olur. Çok isterim. Buradan otobüs geçiyor mu? Geçiyor değil mi? Simten neyi düşündün? Hatta şöyle yapalım. Arda, sen bu gece burada kal. Affedersiniz, boğazımda kaldı su. Daha neler? Yani... Annesi babası merak eder diye söylüyorum. Oğlum evine dönsen, merak etmesin annem babam. Anne, ben gençler kaynasın diye öyle söyledim. Ayrıca o çocuk değil, koskoca adam. Ha, istemezsen şoförle eve kadar bıraktırabilirim. Ha yok yok yok, hiç problem değil. Tabii ki kalırım seve seve, hiç sorun değil. Arda'cığım, sen Ankara'dan geldin ya, şimdi annenler seni bekler. Bence sen git. Fikret Bey o kadar rica etti benden. Ya şimdi onu kırarsam çok ayıp olur. Duymamış olayım, sakın. Canım, ne işi var? Gitsin evine. Aa, Elin oğlunun ne işi var evimizde abi? İyice abarttın ama yani. Yan tarafta misafir evimiz var Pervin. Orada kalır. Rahat edersin umarım. Oho, ben nerelerde yattım kalktım yani. Hiç problem olmaz. Çok okey her şey. Babacığım, şimdi kıyafeti falan yok demek ki yani. Böyle emrivaki gibi ısrar etmesek mi ha? Akşam akşam. Seninkilerden verirsin oğlum. Ben 15 yaşımda giydiğim kıyafetleri Gülistan'ın kardeşine verdim. Yok benim kıyafetim. Gülistan. Arda misafir evinde kalacak. Hazırlayalım. Gitsin ha. Beraberiz bu gece. O zaman yarın biraz kendimizi gezdirelim biz Sümer'cim, ha? Harika olur. Peki var mı kafanızda bir şey? Özel gitmek istediğiniz bir yer falan? Canım hiç fark etmez. Maksat birlikte olmak. Çıkarız. Canımız nereye istiyorsa oraya gideriz. Özledik. Evet. Ne güzel söyledin. Aklımıza ne eserse onu yaparız. Buna bakmam lazım, işle ilgili. Bak canım. Efendim Yekta. Fikret Bey, istediğiniz gibi Sevgi Hanım'ın eski eşiyle ilgili bulabildiğim her şeyi size mail attım. Tamam Yekta, teşekkür ederim. Kusura bakmayın, ben biliyorum buraya kadar gidip geliyorum. Git git canım sen Sümer'cim. Fikret'cim. Efendim Sümer. Ya bugün olanlarla ilgili bir konuşmak istedim de öyle volümümüz falan biraz yükseldi ya. O konu kapandı. Ya öyle diyorsun ama soğuksun işte bana karşı, hissediyorum yani. Ben bir annemlere bakayım ya, belki bir şeye ihtiyaçları var. Değmeyseydin. Bana biraz acı geldi. Bak lütfen. Benim hakkımda yanlış şeyler düşünmeni asla istemiyorum. Yanlış bir şey düşünmüyorum.
Sevindim. Hayatım. Ne yapıyorsunuz burada? Yok bir şey. Fikret'le karşılaşmışken bir konu vardı da onu konuşmak istedim. Neyse, aynı fikirde olduğumuza sevindim canım. Geçeyim ben. Aa, Sümer. Bir şey dikkatimi çekti. Sen acaba son zamanlarda çok sık mı bir konu konuşuyorsun benim kocamla? Öyle mi? Yo. Yani bence sana öyle gelmiş. Çünkü biz Fikret'le hep böyleydik. Hah. Tam da bunu söyleyecektim işte. Öyleydik deyince bu geçmiş zaman oluyor. Yani eskidendi. Ya anlayabiliyorum, bazı insanlar böyle eski defterleri kapatmak konusunda çok zorlanabiliyorlar. Ama biliyor musun, ben bu konuda çok iyiyim. Eski defterleri kapatmak ve kapattırmak konusunda. Yani bununla ilgili bir sıkıntı yaşıyorsa sana seve seve yardımcı olurum. Bilmem anlatabildim mi? Görüşürüz. Görüşürüz. Aşkım. Hayatım. Vermek ister misin ceketini? Hayatım sağ ol. Duşa gireceğim şimdi. Ya önce bir masaj yapsaydın. Bugün çok gerildin, yoruldun. Ha? Sağ ol hayatım. İstemem. Ne güzel oldu değil mi? Sümerler de geldi bugün. Hem böyle ağır hava dağıldı, hem böyle biz koca bir aile masada toplanmışız gibi oldu. Arda'ya da çok iyi davrandım bu arada. Çok teşekkür ederim. Sonuçta şelalenin arkadaşı. Başka türlü davranamazdım. Tabii öyle. Öyle de şimdi anneler rahatsız oldu ya. Takılma sen onlara. Alışırlar. Fikret. Aşkım. Sende bir şey var. O nereden çıktı? Bilmem. Yani eskisi gibi bakmıyorsun. Şelale olayına mı takıldın? Hayır, yok öyle bir şey. Bunu kaç defa konuşacağız? O zaman niye böylesin? Hayatım yok bir şey ya. Müsaade edersen duşa gireceğim şimdi. Fikret. Bak, bilmeden bir şey yaptıysam ya da ne bileyim hani bir suç işlediysem falan çok özür diliyorum senden. Ben bir şey mi yaptım ben? Bir suç mu işledim? Bir suç işlediğini mi düşünüyorsun? Ya hayır ama... Ama? Neyse, tamam. Boş ver. Yarın ne işin var? Ne? Nasıl? Masada annemlere yarın işim var dedin ya. Evet. Dedim ama hiçbir işim yok. Niye var dedin? Niye işim var dedim? Çünkü onlar beni aralarına almak istemiyorlar. Yani zorla mı kabul ettireyim kendimi, anlamıyorum ki. Başımıza bunların geleceğini biliyorduk tabii ki. Yani annenin laf sokmaları, Pervin'in bana davranışı falan. Bak bu konuda bana destek olduğunun farkındayım yani. Çok çaba sarf ettiğinde farkındayım ama benim derdim o değil. Benim derdim başka. Sende bir şey var. Ne oluyor diyorum. Şelaleyle mi ilgili diyorum. Hayır diyorsun. Ama bana uzaksın. Yani bir şey var. Anlamıyorum yani. Söylemiyorsun da. Neyse tamam, boş ver. Bu yaşadıklarım benim. Çok etkilendim o yüzden. Seni de canı sıkmayayım. Hayatım. Bak bakayım bana. Bana bak. Sadece gülerken değil, ağladığında da bana bak, olur mu? Çünkü ben seni her halinle sevdim. Beni hala seviyor musun peki? İlk günkü gibi. Peki sen? Yalansız, birbirimize söz verdiğimiz gibi dürüstçe seviyor musun beni? Bundan hiçbir zaman şüphe duymayacaksın, tamam mı? Ben seni çok seviyorum. Çocuklarımızla birlikte aile olmak istiyorum. Boşuna bakma. Ben kararımı verdim. Bence
Bu. Emin misin? Çok eminim. Bundan sonra kıyafetlerini ben seçeceğim. Hem de akşamdan seçeceğim. Sen şimdi fabrikadasın. Ondan sonra aileyle uğraşıyorsun. Sırtında çok yük var. Yorulmanı istemiyorum. Bunu bana ilk söyleyen sensin, biliyor musun? Şimdiye kadar ne halde olduğumu kimse düşünmemişti. Ben kimse değilim. Ben senin karın. Senin hayatını kolaylaştırmak ve yükünü hafifletmek için buradayım. Tabii sen izin verirsen. Sevgilim. Hı hı. Yarın tedarikçilerle bir toplantım var ama öğleye kadar. Sonrasında birlikte baş başa bir şeyler mi yapsak? Olur. Yapsak. Hı? Ne yapalım acaba? Ha?